Hanımlar merhaba. Şimdi ben bir model yaptım. Çok güzel oldu. Zaten bu model çok sevilmişti. Biz bu modeli hep tek şeklinde koyduk. Ama ben çift şekilde koymayı tercih ettim. Yani modeli çok beğendim. Çok güzel de durdu. Krem renkle de çok yakıştı. Arkadaşlar şimdi bu modelimin yapılışını size anlatacağım. Bu modeli yapan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Dilerseniz hemen başlayalım. Arkadaşlar, yeşil ipimin krem rengine yaptığım bu yeşil ipin rengini çok soran olmuştu. Kreme çok yakıştırdıkları için. Hemen onun rengi böyle küçük bir leylak markanın 66 numarasıydı yeşil. Bu şekilde böyle bir çağla yeşili gibi bir tonu var. Kremle çok yakışıyor gerçekten. Hani çok kendini belli etmiyor. Hemen başlayalım. Bu arada yazmayı neden parça pinçik ettin? Orası farklı, burası farklı gibi konuşman, yazmam defolu çıktı. Defolu çıktığı için de size model anlatmak için böyle kullandım diyelim. Şimdi modeli göstereyim. Model bu hanımlar. Zaten bunun tekli kısmını da anlattım. Videolarım arasında var. O da çok güzel oldu. O modeli de incelemenizi tavsiye ederim. Ben bu modeli bir de böyle denemenizi istiyorum. Deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Şimdiden başlayalım. Ve ben anlatmak için diyelim. Şuraya başlayayım. Şöyle. Şu kısma başlayalım. Hemen yeşil dallarımı oluşturup bu şekilde bir pırpıratıyorum. Tekrar tepeye çıkıyorum. Ve şu şekilde aşağıya iniyorum ve dalımın birini oluşturuyorum. Şu şekilde ikinci dalımı oluşturayım. İkinci dalımı da oluştururum. Tabii ki biz yaparken sıra yolu üzerinde gideceğimiz için ben böyle bir şey yaptım ama bu deneme amaçlı olduğu için yaptım. Amaç olan şuradaki model kısmıydı. Amaç olan bu model olduğu için ben böyle küçük bir yer yaptım kuyumcu kafesleriyle. Ama siz istediğiniz şekilde ara yapabilirsiniz. Buradan ipimiz devam edip gidecek ama ben burada ipimi keseceğim. Siz bunu isterseniz çok sık, isterseniz seyrek, isterseniz 40 motif aralığında koyabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada 40 motif aralığı ayarlama videom, shorts videolarım arasında var. Oradan inceleyerek 40 motifi nasıl ayarlarız, nasıl hesaplarız oradan izleyerek yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada birazcık rahatsızım, burnum tıkalı, kusura bakmayın anlatırken sıkıntı olabilir. Şekilde tepesine girip buraya altı tane pırpır yapıyorum arkadaşlar. Kızlar videoların bitmiş hallerini, modellerin bitmiş hallerini sizinle paylaşmayı çok isterim ama küçük bebem var. O yüzden sipariş yoğunluğumda çok fazla böyle küçük bir şekilde modeli çıkarıp işte değiştirip eklemeler yapıyorum falan. O yüzden ancak tek motif şeklinde anlatıyorum size.
Ve altıncıyı yapıyorum arkadaşlar. Evet. Biraz uzun oldu. Evet, altıncıyı da yaptım. Bu şekilde 6 tane pırpırımı oluşturdum. Daha sonra renkli ipime geçiyorum. Renkli ipime geçtikten sonra birinciye değil ikinciye giriyorum. Bu kısma şöyle tek düğüm atıyorum. Tekrar aynı pırpırımın içine giriyorum. 2 doluyorum arkadaşlar burada. Bu şekilde. Şimdi diğer pırpıra geçiyorum. Tek doluyorum. Yine aynı pırpırın içine giriyorum. 2 doluyorum. Yan tarafa geçiyorum. Yine aynı pırpırın içine girip 2 doluyorum. Kenarlardan birer tane pırpırımızı bırakıyoruz arkadaşlar. Oralarımız yeşil tomurcuklarımız için böyle küçük, pardon, sarı tomurcuklarımız için kenarlardan birer tane bırakıyoruz. Şimdi başlangıç noktama dönüyorum tekrar. Yorum 2 doluyorum. Yana geçiyorum. Ve tekrar başlangıç noktama dönüyorum. Yine 2 doluyorum. Tekrar başlangıç noktasına gelip bu sonuncu arkadaşlar, sonuncu olduğu için buraya 2 tane yapıyoruz. 2 doluyorum. 1 2 doluyorum. Bu da ikinci. Evet. Evet hanımlar, bu şekilde yaprağın bir tanesini yapmış oldum. Tabii ki videoda anlatırken birazcık kayıklıklar veya bozuk yerler olabilir. O artık videonun heyecanı mı diyeyim? Ne diyeyim? Yani o şekilde. Şimdi yandaki sarı tomurcuklarımı gireceğim. Yapacağım hemen. Buraya da şöyle tek düğümlük küçük minik, böyle kendini çok belli etmeyecek bir şöyle pırpır yapıyorum. Tamam. Hemen şuradakine de yapalım. Bu arada arkadaşlar, Instagram sayfamdan çok yoğunlukla mesaj aldım. Gala çiçeği modelim YouTube kanalımda anlatımda var. O yüzden oradan izleyerek yapabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Bunun anlatımı da bu şekildeydi. Bunun aynısını, buradaki yaptığım işlemin aynısını 6 tane pırpır yaparak buraya da yapacağız ve bu şekilde çift olacak. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin.